Şimdi Hikmet Hoca kendi analizine esasen maç sonunu doğru bir şekilde dile getirdi. Kayserispor çok iyi oynamadı. Yani 11-11'de de ilk yarı iyi oynamadı. 11'e 10'da da normal. Hem eksik kaldı, ara sıra pas yapsa da çıkmak istese de pozisyon üretemedi. Pozisyon üretemediği özellikle böyle maçlarda, yani tek ayaklı maçlarda böyle sürprizler tabii ki olacak. Futbolda gayet de doğal olması. Fenerbahçe adına esas konuşulması gereken, yani konular olması gerek. Yani İsmail Hoca'nın oyuna başladığı kadro, oyuncu değişiklikleri, yani onların çok doğru olmadığını düşünüyorum. Fenerbahçe takımı nasıl bir oyun bekliyor? Yani maçın başında veya maçın 10 kişi kaldıktan sonra devre arası bununla ilgili doğru çalışmadığı yani çıkıyor ortaya. İyi oynadık diyor hocam İsmail Kartal. İyi oynadık neye göre mesela iyi oynadık? Kendisi söyledi. Kendisinin beyanı. 11-11 mesela ilk yarı çok böyle aşırı değişe mesela Fenerbahçe çok böyle gol kaçırdı mı? Yok. Yok. 11-10'dan sonra. Yani ister istemez İkinci eksik yarıda. kalınca ikinci yarı. Şimdi orada oyunu kurgularsa İsmail Hoca madem öyle yani bir takım böyle devre arasında bir teknik adam girdiği zaman mutlaka tahtada konuşmuştur. Rakip 4-4-1'e döndü. Hikmet Hoca daha alanları kapatıp oynadı. Orada alanı genişletecek. Genişlettiği zaman da mesela en basit hem oyunla ilgili felsefesini ve prensiplerini ortaya koyması gerek. İsmail Hoca diyor ki üçlüden dörtlüye döndük. Sanki dörtlü bilinmeyen bir sistem. Yani bir takım dörtlü oynar. Mesela Beşiktaş'la ilgili dörtlü bir pratiği var değil mi? Oyun hafızası var. Bir anda üçlüye döndüğünde sıkıntı yaşadığını gördük Beşiktaş'ın. Reha abi, İsmail Hoca çıkmış. Bir gidelim İsmail Kartal'ı dinleyelim. Oyuncularımızı mental olarak hazırlıyorduk. Bu akşam gerçekten 11-11 iken de 11-11 iken, 11-10 iken de maç başından sonuna kadar tamamen oyunu domine eden, her bölgede gol atmak için rakibin üstüne giden, futbol oynamaya çalışan, bütün organizasyonlarımızı merkezden, kanatlardan deneyerek hepsini yaptık. Sadece bir golü bulamadık. Sonuçta son saniyede böyle bir gol yediğimiz için elendik. Tabii ki çok üzgünüz. Ama son zamanlarda yediğimiz bütün gollere bakıyoruz. Ben göreve geldiğimden bugüne kadar bize gelen bir şut ya birine çarpıyor ya kendi ölçüsüne çarpıyor. Hep yediğimiz goller bu şekilde. Maalesef bizim vurduğumuz toplar ya rakipten dönüyor ya direklerden dönüyor. Olmuyor. Bir türlü biraz şanssızlık var. Birazcık da oyuncularımın bazılarının herhalde baskı altında daha net, daha belirgin ortaya koyacakları performansını bundan dolayı koyamıyorlar. Ama bunun da üstesinden gelmek için biz gece gündüz çalışıyoruz ekip arkadaşlarımla beraber. Bugün baktığınız zaman 11-11 iken de 11-10 iken de tamamen oyun kontrolü elinde bulunduran, oynamak isteyen futbolumuzun bu sistemde her geçen gün üzerine koyarak geliştiğini ben çok net görüyorum. Objektif futbolu takip edenler de bunu görebilirler. Sadece her şeyi yaptık, denedik, golü bulamadık. Futbolda çok az rastladığım bir olay oldu bu akşam. Son saniyede gene bizim barajda bir arkadaş oyuncumuza çarpıp kaleci kontrpilde kaldı. Bir gol yedik ve kaybettik. Önümüze bakacağız. Biz Fenerbahçe'yiz. Gene bu oyuncularımızı fizik olarak oyun anlamında da elimizden geleni yapıp sezon sonuna kadar Fenerbahçe'yi yeni şekilde temsil edip yolumuza devam edeceğiz. Kayserispor'a gelince onlar bugün son anlamında direndiler. Son saniyede gelen bir golle de maçı kazandılar. Kendilerine de başarılar dilerim. Sorusu olan var mı? Yoksa teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Var mı yok mu arkadaşlar? Peki, iyi akşamlar diliyoruz. Buyurun. Şimdi hocam biraz şey olacak ama sizin bu açıklamanızın ardından yani canlı yayında yine yayıncı kuruluşta Hikmet Karaman'ın bir açıklaması var. Yani bu açıklamanıza biraz cevap verir nitelikte ama işte bir iki pozisyonun dışında kaç pozisyona girdiniz diye yani sizin bu açıklamanız canlı yayında En az altı yedi tane net pozisyonumuz var. Orada sizin açıklamanıza En az altı yedi tane pozisyonumdan kimseyle polemiğe girmek istemiyorum. Görüntüler ortada. Tamam.
futbolu konuşacaksak futbolun bütün doğrularını bu akşam Fenerbahçe yaptı. Ama futbolun adaleti bu akşam bize tecelli etmedi. Kayseri'ye tecelli etti. Kayseri Spor'a başarılar dilerim. İyi akşamlar. Hocam tabii bu polemiğe çekmeyeceğim sizi. Yani iki teknik adamın aralarında geçen diyalog. Yani İsmail Hoca biz 6-7 pozisyon bulduk dedi. İsmail Hoca'nın da tabii maç sonrası yani Hikmet Hoca zaten o polemiğe fazla girmedi. İsmail Hoca'nın da daha sakin olması gerekir. Yani teknik adamların bu polemiğe ne oynadığı önemli değil. Kötü oynadı. Evet diyor ki defans yaptı etti. E sen ne yaptın? Sen Ferdi'yi öne çıkarmadın. Takımda en fazla birebir etkili oyuncuyu öne çıkarmadın. Dörtlü de savunmada oynuyorsun. Üçlü dizilişte dörtlü orta sahada oynar. Anlarım. Yani onu yapmıyorsun. Pelkas'a oyunu oluyorsun kafasına göre. Valencia'yı çıkartıyorsun. Ya en basit bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Buyurun. Samatta'ya daha kötü santroforu bulduğu için tebrik etmek gerekir. Fenerbahçe yönetim kurulunu. Hem Serdar özellikle de Berisha. Daha kötüsünü bulmuşlar ya. Samatta'yı gönderdiler kötü diye. Daha kötüsünü bulmak da hani tebrik etmek gerekir bu transferi yapanları. Tepki de var hocam dediğin gibi. Taraftardan da tepki var Berisha'ya. Yani İsmail Hoca daha çok sahaya odaklanmalı. Doğru oyun oynadık ama kendinin de daha doğru hamleler yapıp daha doğru oyunlar oynatması gerekir. Devre arası bu hikayenin ikinci yarı gider. Evet 0-0 gol yiyebilirsin. Böyle çok futbolculuk veya teknik adamlık yaptığımızda başımıza geldi mi? Gelmiştir. Çoğu insanın da Ahmet Hoca'nın vesaire birçok futbolcu ve teknik adamında gelmiştir. Ama sen ona göre de bir oyun organize edersin. Rossi'yi alıyorsun, Rossi'nin orta kalitesi yok. Valencia gibi en önemli oyuncusunu çıkartıyorsun. Pelkas'ı alıyorsun, kafasına göre sol çizgide oynayacak, sağ çizgide içerileri gidiyor santrafor arkasına. Kimin nerede oynadığı belli değil. En iyi hücuma yakın yerde dörtlü de daha derinden geriden getirmek yerine oyunu genişlettiğinde özellikle böyle kapatılan merkezi Kayseri gibi savunmalara karşı genişletmen gerekir. Ferdi öne oynatman gerekir. Daha kaleye yakın olması gerekir. Yani birçok Samuel set hücumunda yok. Geçen sene de bunu konuştuk. Set hücumu açık alanda çok hızlı çok etkili oyuncu tamam. Sen bunları organize edeceksin planlayacaksın. Az önce söyledim ya bir takımın üçlü dörtlü oynaması değil. Türkiye'de ancak biz Türkiye gibi ülkeler futbolda geri kalmış ülkeler konuşuruz. Bir iş yerinde bir futbolunda her zaman söylüyorum. Bir ilkeleri bir prensipleri ve kuralları vardır. Kurallar işler ve prensip ilkelerine göre futbol hareket eder. Üçlü dörtlüden daha önemli sen böyle bir hikaye maçtan önce İsmail Kartal olarak düşünüp hazırlayıp aynı şekilde kafanda tasarlayıp ona göre kafanda oynayacak mısın maçı oynayacaksın. Herkes buraya programa çıkmadan önce veya bir iş yerinde kafasında oynuyor değil mi? Ne yapabilirim? İşle ilgili bir şeye konuşmaya gittiğinde ettiğinde veya bir iş başvurusu bile yaptığında doğru mu? Bir müdür bir CEO'nun yanına hocam, gittiğinde öyle. Kafasında tasarlıyorsun. Ya şunu konuşamayayım. Bir antrenör olarak da bütün bu maçtan önce her hikayeyi kafasında belirlemesi gerekir İsmail Kartal. 6-7 tane Fenerbahçe gol kaçırmadı. 2 tane 3 tane kaçırabilir. Gayet de doğal 10 kişi kalmış ikinci devreye. Fenerbahçe'nin hem bu kadronun gelişi başta Ali Koç'un büyük hatası. Geçen seneki antrenörle Emre Belözoğlu'ya devam etmemesi sürekli istikrarı korumaması. Yanlış transferler her sene aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar yapıp başarı beklemesi çok yanlış. Fenerbahçe'de hiçbir hafıza oluşmadı. Hem teknik anlamda hem kurumsal olarak Fenerbahçe günü kurtarmaya giden işte kupada kazanırsak günü kurtarırız. Yönetimde baskı üzerinden alır gibi hareket ediyor. Ama dediğim gibi yani Fenerbahçe özellikle bundan sonraki süreç daha da sancılı olacak.